Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Artık sırasıyla bal sahamına geçiş yaptım. Arılar artık ballarını habire kuruçkaya çekiyorlar. O yüzden sahamı bir an önce yapacağım. Bildiğiniz gibi pek de iyi bir sezon geçirmedik. O yüzden düşündüğümüz kadar güzel ballar da elde edemedik. Ama en azından aldığımız ballarımız doğal ve şifa niyetine tüketilebilir ballar. Son karakuvanımız, gördüğünüz gibi şurayı bal ile doldurmuşlar ama nektar gelmediği için ve biz de besleme yapmadığımız için arılar ne yapmamış? Sırlamamışlar. Evet, bu da ikinci karakuvanımız. Şurası bal ile dolu. Biraz daha sahım yapmazsam arılar buradaki balı da çekecekler. En azından buradaki bal sırlı diye şu sırlı olan tarafı tamamlamışlar. Bu da bizim için yeterli. Arı zayıf olduğu için anlattığım gibi bir sahım yapmayacağım. Arı zayıf, yani bu arı zayıf olduğu için katı indirmeden sahım yapacağım. Normalde doğru yapılması gereken sahım nasıl yapılır onu size göstereyim. Ballığı direkt çıkarıyorum, arkaya indiriyorum. Hemen şunu şöyle ızgarayı aldım. Şöyle şeyi de göstereyim. Bakın, sekizli sistem. Sekizli sistemle şu anda bu aradan bal aldım. Direkt şunu üzerine indiriyorum torbasını. Bakın, sahamı tam bitirmeden. Normalde doğru yapılması gereken sahım şu. Torbayı indirdim üzerine. Şuradan açıyı değiştiriyorum. Hemen kovanın kapağını üzerine indirdim. Arıların hiçbir şekilde sinirlenmemesi için ve asabileşmemesi için ne yapıyorum? Kapağını üzerine koydum. Bakın, arı ırkı güzel olunca, yani damızlık adapte olmuş arı, kıt yılda gördüğünüz gibi ördüğü petekleri mükemmel bir şekilde bal ile doldurmuş. Bu şekilde yapılan bir sahım arıyı pek fazla hırçınlaştırmaz. Çünkü arı kovanın içerisine değil, kovanın dışına sirkeleniyor ve kendisi de kesinlikle yağma gibi bir risk ile karşı karşıya kalmayacaktır. Bu orta karakovanımız, ortaya attığım karakovan. Tabi ne kadar net görünüyor onu bilmiyorum. Karakovanımız. Ortaya atılan karakovanlar gördüğünüz gibi ince şekilde çıkıyor. Ama en kenara atılmış olsaydı daha şişik ve daha görkemli ve daha güzel görünebilirdi.
yukarıda damızlık seçimi yaparken en çok önem gösterilmesi gereken nokta arının çok bal yapması değil, hem balcı hem de aynı zamanda sırcı olması çok önemli. Hem iyi bal toplayacak hem de sır yapacak arı. Evet. Uçtuğumuz da gayet güzel. Meşe, kekik ve geven balığı. Arılar gayet sakin. Yani normalde giysi giyinmesen bile sağım yapılabilir ama hızlı ve pratik bir sağım yapabilmek için giysi giymemiz şart. Son çıtayı da şöyle göstereyim. Çok mükemmel bir bal. Gördüğünüz gibi sır yapma konusunda muhteşem bir ırk. Artık bu bölgenin ırkı. İyi arı ırklarından bölme yaparsanız arılarınızın hepsi damızlık arınız olur. Oğula giden bir arı dahi olsa ana değiştirip o bile artık oğula meyilli değil de sizin bölgenize adapte olmuş arı ırkı olur. Havalar sıcak olduğu için çekimleri çok da rahat yapamıyorum. Çünkü sıcak havada telefon ısınıyor. O yüzden iyi videolar çekemiyorum. Sırasıyla bu şekilde sahamı yaparaktan videoları çekmeye çalışacağım.